Haber'den iyi akşamlar sayın seyirciler. Ben Pınar Erbaş. Günün en sıcak gelişmelerini aktaracağız. Efendim nefesler tutulmuş, tüm dikkatler Cumhurbaşkanı'nın yapacağı önemli açıklamaya çevrilmişti. Karadeniz'de Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz rezervinin bulunduğunu açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bulgular daha büyük rezervlerin geleceğini gösteriyor müjdesini de verdi. Şimdi müjdemizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın gözü kulağı açıklayacağı müjdeye çevrilmişti. Fatih sondaj gemimiz hamdolsun 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmiş durumda. Önemli haberin sinyalini iki gün önce vermiş ama ipucu paylaşmamıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Karadeniz yolculuğunuz hayırlı olsun. Kendisini Boğaz'dan uğurladığım günü hatırlıyorum. Hamdolsun neticeye de keşfe de ulaşmış olduk. 29 Mayıs'ta Karadeniz'e uğurladığı Fatih gemisi 3500 metre sondaj derinliğinde ulaştığı doğalgaz rezervine, o bölgeye Sakarya ismi verildi. Hedefimiz 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır. İnşallah benzer bir müjdeli haberi Akdeniz'den de bekliyoruz. Avrupa'ya da mesajı vardı Cumhurbaşkanı'nın. Akdeniz'de yaşanan sondaj gerilimine ayrı bir parantez açarak uyardı. Ortada dolaşan ve hiçbir geçerliliği olmayan saçma sapan haritaların yarın öbür gün en büyük zararı Avrupa Birliği'ne vereceği unutulmamalıdır. Türkiye'nin bu konudaki kararlılığını, gerektiğinde bedel ödeme ve ödetme azmini görmek istemeyenler sahada da masada da cevaplarını alacaklardır. Bölgede kartlar yeniden dağıtılacak. Rezerv alanları genişledikçe enerjide dışa bağımlılık ve cari açık son bulacak. Ne doğu ne batı, yeni eksen Türkiye sloganıyla açıklanan tarihi müjde Türkiye'ye ne kazandıracak? İşte ayrıntılar. Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır. Bilimsel raporlar enerji potansiyelini ortaya koymuştu. Dünyanın dev şirketleri de Karadeniz'de arama yapsa da doğal gaz Türkiye'ye kısmet oldu. Ne doğu ne batı, yeni eksen Türkiye söyleminde yeni bir sürece inşallah gidiyoruz. Kabine üyeleri İstanbul'da, iki bakansa Karadeniz açıklarındaydı. Hazine Bakanı Albayrak ve Enerji Bakanı Dönmez büyük keşfi yapan Fatih sondaj gemisinden seslendi. Yaklaşık 500 metrelik bu rezervde gazla buluştuk. 320 milyar metreküplük doğalgaz bulundu ama 1000 metre daha derine inilecek. Gelen ilk raporlar daha fazla doğalgaz kaynağının bulunacağına işaret ediyor. Peki Erdoğan'ın açıkladığı doğalgaz rezervi Türkiye'ye ne kazandıracak? Burada bulmuş olduğumuz gazın kalitesi de son derece önemli ve son derece kaliteli gözüküyor. Türkiye'nin yıllık doğalgaz ihtiyacı 50 milyar metreküp. Açıklanan kaynak Türkiye'nin yaklaşık 7 yıllık doğalgaz tüketimine karşılık geliyor. Enerjide dışa bağımlılık sona erecek. Heyecanlıyız, mutluyuz, gururluyuz. Açılacak yeni kuyularla birlikte yeni kaynağın bulunması Türkiye'nin ekseninin değişmesi anlamına geliyor. Burada da bir kez daha ön plana Türkiye'nin jeopolitik konumu çıkıyor. Doğalgaz boru hatlarının geçtiği koridorda bulunan Türkiye, keşfedilen gazı ihraç edebilecek seviyeye çıkarsa enerjide kartlar yeniden dağıtılacak. Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de doğalgaz rezervi bulduğunun açıklanması siyasetin de sokağında gündemini belirledi. MHP'nin yanı sıra muhalefet partileri de emeği geçenlere teşekkür etti. Bazı kent merkezlerinde de kutlama görüntüleri yaşandı. Çırpınırdı Karadeniz, bakıp Türk'ün bayrağına. Ah ölmeden bir görseydim, düşebilsem toprağına. Erdoğan'ın doğalgaz müjdesinden dakikalar sonra ittifak ortağı MHP'den çırpınırdı Karadeniz paylaşımı geldi. Sırmalar sarsam koluna, inciler dişsem yoluna, fırtınalar dursun yana, yol ver Türk'ün bayrağına. Büyük keşifle birlikte gelen büyük müjde hem siyasetin hem de sokağın gündemindeydi.
çok memnun olduk. Hepimiz sevinçliyiz yani. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Türkiye için çok önemli bir şey doğalgaz kaynağı bulunması. Bence hani dişe bağımlılık olmaz, daha iyi olur. MHP o dikkat çeken paylaşımı yaparken CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, doğalgaz bulunması sevindirici dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Fatih sondaj gemisinin mürettebatını tebrik etti. Bir metreküp bile bulunsa memleketimiz için bulunmuş, emek edilmiş, alın tere dökülmüş her şey kıymetlidir. Ereğli'den 175 kilometre açıkta bulunan Fatih sondaj gemisinden gelen haber Zonguldaklıları da sevince boğdu. İstanbul Kasımpaşa'da da durum farklı değildi. Silifke'de ise kutlama bambaşkaydı. Kariye İstanbul'daki önemli Bizans yapılarından biri. Osmanlı döneminde cami olarak kullanılan yapı 1945'te müzeye dönüştürülmüştü. Bugün resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Ayasofya gibi o da ibadete açıldı. Ayasofya'nın benzeri işte zaten burası yapı olarak. Ayasofya gibi Kariye'de müze statüsünden çıkarılıp ibadete açıldı. 75 yılın ardından tekrar cami olacak. Çok güzel, insan bizi mutlu ediyor Müslümanları. Fatih'teki Kariye Müzesi İstanbul'un tarihi miraslarından biri. Ben daha büyük bekliyordum ama mozaikler güzel korunmuş. Beğendim yani. Minik minik yani o mozaiklerle ne büyük bir emek var burada ve inanılmaz muhteşem bir bina. Kariye Müzesi'nin artık Kariye Camii'nin tarihi çok çok eskiye dayanıyor. 6. yüzyıla kadar 534 yılında inşa edildi. Bizans zamanında kilise olarak kullanıldı. İstanbul'un fethinden bir süre sonra da camiye dönüştürüldü. 1945 yılına kadar camiydi. 1945 yılında Bakanlar Kurulu'nun kararıyla müze oldu. Geçtiğimiz yıl Danıştay Bakanlar Kurulu'nun müze kararını iptal etti. Hatta o karar Ayasofya'ya da emsal oldu. İçeri çok güzel, tam namaz kılacak şekilde. Resimlere dokunulmuyor, sadece üstlerine perde çekiliyor. Bugün yayınlanan resmi gazetede ise Cumhurbaşkanlığı kararıyla Kariye'nin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına karar verildiği duyuruldu. Bugün cuma kılmak için aslında gelecektim. Nasip olmadı. Şimdi içeri gireceğiz. Aslında bu haliyle biraz daha iyi gibi geliyor bana ama tabii karar devlet büyüklerinin. Tabii bu eşsiz tarihi yapının her bir köşesinde yine eşsiz mozaikler, freskler var. Yine Ayasofya'da olduğu gibi tüm bunlar burası camiye dönüştürülürken perdeleme yöntemiyle kapatılacak. Restorasyonun sürdüğü Kariye'de cami olabilmesi için hazırlıklar da yapılacak. İlk namazın ne zaman kılınacağıysa henüz net değil. Ayasofya'nın ibadete açılmasına tepki gösteren Yunanistan, Kariye ile ilgili de küstah bir açıklama yaptı. Dışişleri Türkiye'yi provokasyonla suçladı. Efendim, endişe verici artış maalesef devam ediyor. Yeni vaka sayısı uzun bir aradan sonra 1500 sınırına yükseldi. Sonbaharda hastalık daha da şiddetlenebilir diyen uzmanlar ilave kısıtlama kararlarını tartışırken Bakan Fahrettin Koca 81 ilin sağlık müdürleriyle toplandı. Tüm seçenekler masaya yatırıldı. Günler geçtikçe tanı konmuş toplam kişi sayısı, temaslı sayısı artıyor. Vaka sayısı 1500'e yaklaştı, tehlike çanları yeniden çalmaya başladı. 3 temel tedbir, maske, mesafe ve hijyene uymayanlar toplum sağlığını tehdit ederken yeni kısıtlamalar masaya yatırıldı. Son 24 saatte 92.301 test yapıldı ve bu testlerin 1412'si pozitif çıktı. Yani bir gün önceye göre hasta sayısı 109 daha fazla. Son 24 saatte 19 hasta daha koronavirüs savaşına yenik düştü. Türkiye'de virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6.058 oldu. Önlemlerde gevşeme Sağlık Bakanlığı'nı yine harekete geçirdi. Bakan Koca 81 ilin sağlık müdürleriyle yaptığı toplantıda alınacak yeni tedbirleri konuştu. Vakalar daha da artacak olursa ülke genelinde kısıtlamalar neler olması gerekiyor tartışmak gerekecek. Sağlık Bakanı sosyal medya paylaşımlarıyla durumun ciddiyetini anlatmaya çalışıyor. Son paylaşımında COVID-19 testine işaret etti. Sürüntü testinde çubuğun acısını genzinizde hissetmemek için bile kurallara uyun çağrısı yaptı. Türkiye'nin her bölgesinde artık hastaların olduğunu biliyoruz.
Artan vaka sayısı bilim kurulu üyelerini de endişelendiriyor. Çünkü önümüz sonbahar. Diğer etkenler, virüsler ortaya çıkacak. Vaka sayıları karışacak. Belki de iki etkenin bir kişide olması hastalığı daha şiddetli hale getirecek. Özel okullar indirim için düğmeye bastı. Bakanlık velileri de öğretmenleri de mağdur etmeyecek formüller üzerinde çalışıldığını açıkladı. Salgın hastalık nedeniyle yüz yüze eğitimin akıbeti tartışılırken eğitimcilerden dikkat çekici açıklamalar geldi. Velilerimizin haklı taleplerinin dikkate alınması şart. Devlet özel okul sahiplerinden çalıştıranlardan bir fedakarlık bekliyor. Velilerin isyanı yankı buldu. Milli Eğitim Bakanlığı'yla görüşmeler yapıldı. Özel okul dernekleri düğmeye bastı. Özel okullarda eğitimin yüz yüze, kısmi ya da tamamen yapılamaması durumunda özel okullar uzaktan eğitimin süresini dikkate alınacak. Bu sürenin sonucunda da özel okullar ücretlerinde indirime gidecek. Özel Okullar Birliği de bununla ilgili bir prensip kararını açıkladı. Okullar kendi noktalarında her okul değerlendirip bir açıklama yapacaklar. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da hem öğretmen hem de veli haklarının takipçisi olacağız açıklaması geldi. Peki ama özel okulların yapacağı indirim ne kadar olacak? Her okulun bütçesi ve imkanları ayrı. Belli bir oranda bu %5 olur, 10 olur, 20 olur, 25 olur. Her kurum kendi hesabını kendi yapmak durumunda. Yüz yüze eğitim başlayamazsa yemek ve servis hizmet bedeli de alınmayacak. Eğer bu ücret daha önce alındıysa veliye iade edilecek. Okulu açmıyorsanız elektrikten, sudan, doğalgazdan yapacağınız tasarruflar vardır. Özel okullar prensip kararını açıklamadan önce bazı özel okullardansa %35 hatta %50'ye varan indirim haberleri geldi. Uzmanlarsa sert tepki gösterdi. Eğer bir okul %50 indirim yapabiliyorsa bu şu manaya gelir: ben %50 para kazanıyordum. Bu bir soygunculuktur. Velilerimizin kendilerince haklı olan taleplerine bir karşılık olmaya gayret ediyoruz. Öyle vicdansız, öyle canilerle aynı havayı soluyoruz ki akıl alır gibi değil. İstanbul'da 17 yaşında bir saldırgan sokakta babasıyla yürüyen 5 yaşındaki çocuğa muştayla saldırdı. Elindeki cep telefonunu almak için çocuğun başına 2 kere vurdu ve onu hastanelik etti. Hadi bakalım şimdi. 5 yaşındaki bir çocuğa, ben anlamıyorum, hangi dünyada 5 yaşındaki bir çocuğa, bırakın muştayla, nasıl vurulabilir çocuğa, ben anlamıyorum. Gözümüzden sakınıyoruz. Gözünden sakındığı biricik evladına 5 yaşındaki Yakup'a sokakta yürürken caninin teki muştayla saldırdı. Çocuğun başına 2 kez vurdu. Ya bu çocuk ruh hastası ya da insan değil yani. Sosyal medya fenomeni İbrahim Berk annesi ve oğluyla Başakşehir'de bir diş hekimine muayeneye gitmişti. Çıkışta hayatları karardı. Niye yaptı onu da bilmiyorum. Yani bizim gördüğümüz, anladığımız, telefonu alıp kaçmaya çalışması. Evet vurdum. Dişçiden çıktılar, birkaç adım attılar. O cani, kelimenin tam anlamıyla cani, arkalarında belirdi. İddiaya göre çocuğun elindeki cep telefonunu çalmak istedi ama eline taktığı muştayla daha 5 yaşındaki o masum çocuğun başına 2 kez acımasızca vurdu. Bir döndüm, oğlum yerde, küçük oğlum Yakup yerde, şahıs kaçıyor. Ben her şeyi bırakıp arkasından koşmaya başladım. Hem kovaladı hem de bağırdı. Sesini duyanlar yardıma koştu. Saldırgan bir taksiye bindiği sırada yakalandı. İbrahim Berk elindeki kanlı muştayı görünce kendini kaybetti. Yere mi yığıldım, ne oldu bilmiyorum. Bütün dünyam karardı benim. Polis, ambulans çağrıldı. Başı kan içinde kalan çocuk hastaneye kaldırıldı. Yapılan tomografide 4 tane ağır darbe kafasında oluşmuş. Bir tanesi çok derin, kafatası delinmiş. Neyse ki hayati tehlikeyi atlattı. Hadi bakalım şimdi. O cani maalesef çocukta ömür boyu kapanmayacak bir yara, ömür boyu kapanmayacak bir travma bıraktı. Sadece çocukta da değil elbette, ailesinde de. Neyse ki gözaltına alındı, sevk edildiği mahkemede de tutuklandı, cezaevine gönderildi. Hem darptan hem de gasptan yargılanacak olan 17 yaşındaki saldırgana sorgusunda çocuğa neden muştayla vurdun diye soruldu. Yanıtı hatırlamıyorum oldu. Bu caninin, ben herkese rica ediyorum, hatta yalvarıyorum bütün devlet yetkililerinden, özellikle Adalet Bakanlığı'ndan, Allah rızası için buna gereken en ağır cezayı verin ki başkasının çocuğuna yapmasın bunu. Evet vurdum. 21 yaşındaki Ceyda Yüksel, sosyal medyada tanışıp görüşmeye başladığı bir adamın evinde ölü bulundu. Esrarengiz ölümün ardından tutuklanan adamın bir hafta önce yaptığı paylaşım kan dondurdu. Sosyal medyada tanıştı, güvendi, evine gitti. O evden cenazesi çıktı.
Ceyda Yüksel 21 yaşındaydı. Kaynak ustası Serkan Dindar'la sosyal medya üzerinden tanıştı. Arkadaş oldu. Köpekler üzerine sohbet etmeye, mesajlaşmaya başladı. Genç kız Serkan Dindar'ın daveti üzerine İstanbul'dan İzmir'e gitti. O yolculuk Ceyda'yı ölüme götürdü. İddiaya göre bir barda eğlendiler, Serkan Dindar'ın evine döndüler. Gece yarısı evden tartışma ve kırılan cam sesi gelince komşular polise haber verdi. Ekipler eve girdiğinde korkunç manzarayla karşılaştı. Ceyda'nın vücudunda cam kesileri vardı. Kanlar içerisinde kalan cansız bedeni morga kaldırıldı. Alkollü olduğu belirlenen Serkan Dindar gözaltına alındı. Cinayet zanlısı Serkan Dindar emniyetteki ifadesinde eğlendik, sonra da evime gittik, gerisini hatırlamıyorum dedi. Ağır yaralama suçundan sabıkası bulunan zanlı daha bir hafta önce sosyal medya adresinden bazıları ölmeyi hak ediyor diye paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen Serkan Dindar kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine yollandı. Başar Altay aracını satmak için internete ilan verdi. Sözde müşteri test sürüşü yapma bahanesiyle sürücü koltuğuna oturdu ve şeytani plan başladı. Bir bahaneyle otomobilde yalnız kalınca gaza bastı. O anlar ve sonrasında yaşananlar haberimizde. İlk başta iniyorlar lastiklerine, çevresine, kaportasına bakıyorlar. Oradan ekspere gidelim. Ekspere de sen götür, ben buraları iyi bilmiyorum diyor. Tutundu, sürüklendi. Ama olmadı. Arkadaşının otomobilini çalınmaktan kurtaramadı. Yer değiştirmek bahanesiyle aracı arkadaşlarına indikten sonra gaza basıp Başar Altay yaklaşık 250 bin TL civarındaki arabasını satmak için internete ilan verdi. Sözde bir müşteri onu aradı ve arabayı satın almak istediğini söyledi. Altay'ın işi olduğu için arkadaşıyla o sözde müşteriyi buluşturdu. Yine iddiaya göre müşteri olduğunu söyleyen kişi arabayı 40 dakika boyunca test etti. Müşteri kılığındaki adamın amacı otomobili almak değil çalmaktı. 40 dakikalık testten sonra plan başladı. Şoförüm haline oturuyor, arkadaşım da yanına. 40 dakika sonunda bu kadar sürdüğüm yeter. Bundan sonrasını sen bizi ekspere götür diye arkadaşıma söylüyor. Yer değiştirelim diye. Sözde müşteri arabayı alacağını söyledi ve ekspertize gitmek için yola çıktılar. Ancak amacı Başar Altay'ın arkadaşını arabadan indirmek ve arabayı çalmaktı. Öyle de yaptı. Bölgeyi bilmediğini söyledi ve Altay'ın arkadaşını arabadan indirdikten sonra gaza bastı. Arkadaşım yan taraftan iniyor. Adam da şoför koltuğundan, çalan kişi de şoför koltuğundan iniyormuş gibi yapıp tekrar kapıyı kapatıyor. Kapı kapanınca hırsız gaza bastı. Murat Ediş otomobile tutundu. O durdurmaya çalışırken hırsız da gaza bastı. Ediş aracı bırakmak zorunda kaldı. Caddenin ortasına yuvarlandı. Metrelerce sürüklendi. Kalkıp tekrar koştu. Arkadaşım o arada kapıdan aracı durdurmaya çalışıyor canavliyle. Tabii orada sürükleniyor bir 100 metre kadar. Yaralandı. Birkaç pansuman işlemi yapıldı. Ezilmekten de son anda kurtulan adam hastaneye kaldırıldı. Araç sahibi Başar Altay ise müşteri kılıklı hırsızdan şikayetçi oldu. 250 bin TL, evet, bir hafta geçti üzerinden. Hala aranıyor. Eğer gören duyan birisi olursa, ihbar ederse çok iyi olur. Polis her yerde kameradaki şüpheliyi arıyor. Alkollü bir sürücü denetim yapan ekibe çok zor anlar yaşattı. Kalbim sağ tarafta, ambulans çağırın dedi. Polisleri adeta yakaladığına, yakalayacağına pişman etti. Yarın fenomen olacak mı? Zeki Müren'le beni izleyecek mi? Ne oldu? Sol tüfeğim çıkacak. Merak ediyordu. Şimdi izliyorsa cevabını buldu. Alkollü sürücü polis uygulamasından akıl almaz bir bahaneyle kurtulmaya çalıştı. Abi su verin bana su. Abi eliyen mi abi? Kalbim sağ tarafta abi. Nefes alamıyorum abi. Nefes darlığına girdim abi. Kalbinin sağ tarafta olduğunu, hasta olduğunu iddia etti. Ama o rahatsızlığını alkol alırken düşünmemişti. Üstelik elindeki sigarayı maskesinin üstünden içmesi polisi de hayrete düşürdü. Zaten meşhurum, Ankara Emniyeti beni biliyorlar. Tamam, hadi bakalım, hadi o zaman. Yok kalkma, kalkma sağ tarafta doktor çağırıyor, %5'i çağırıyor. Ben gitmem. Ne güzel içiyorsun maskeyle be. Hayatı yaşıyorum. İçtikleri şişede durduğu gibi durmamıştı. Polisi de adeta çileden çıkardı. Ne oluyor? Saygılı. Zeki Müren'le gelecek mi? Ben de geliyorum. Nasıl gülüyor? Bak 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 bak. Ekip otosuna binmemek için direnen adam zor da olsa ikna edildi. Ne oldu? Sol tüfeğim çıkacak. Bak ben geleceğim. Söz ekiple geleceğim. Yanıma gel o zaman. Ekiple geleceğim. Yok o zaman gülme. Bak Furkan zorlama.
İzmir'de bir akaryakıt istasyonunda öyle acı bir olay yaşandı ki görenlerin, duyanların yüreği sızladı. Bir minibüs sürücüsü önüne çıkan yavru köpeği ezip arkasına bile bakmadan kaçtı. Zavallı hayvan çırpına çırpına can verdi. Yavru köpeği göre göre üstünden geçip bilerek ezip yavru köpeği öldürdü. O köpeği gördün sen ama hiçbir şekilde frene basmadı. Acelesi de yoktu, bunu biliyorum. Göz göre göre ezdi, arkasına bile bakmadan yoluna devam etti. Dakikalarca can çekişen yavru köpek oracıkta can verdi. Bu adamın cezalandırmasını istiyoruz. Vicdanları sızlatan o görüntü İzmir'de bir akaryakıt istasyonunda kaydedildi. Çarptıktan sonra hemen annesi köpeğin, yavru köpeğin yanına koştu. Merhamet nedir bilmeyen minibüs şoförü önüne çıkan yavru köpeği ezip geçti. İstasyon görevlileri de gidip adama söylemelerine rağmen adamın cevabı işte onun geçmesini mi bekleyecektim ben diye böyle bir saçma bir tepkisi oldu. Acı içinde çırpınan köpeğin imdadına ilk koşansa annesi oldu. Anne yüreği, köpeklerde bile olan vicdan, merhamet ama insanlarda yok. Ben dedi köpeği beklemek zorunda mıyım dedi. Ondan sonra zaten biz iyice sinirlenince orada bir arbede yaşandı. Çevredekilerin yardımı zavallı hayvanı kurtarmaya yetmedi. Çalışanlar o vicdansızdan şikayetçi oldu. Bir an önce ceza almasını istiyoruz. Ya olay yerinde gerçekleşen aslında yavru bir köpeğin ölümü değil, insanlığın ölümüdür. Ölmek istemiyorum. Çığlığı bu kez İstanbul'dan yükseldi. 8 aylık hamile olan İrem Zarif, kocam beni aç bıraktı, kemerle dövdü, boşanmak isteyince de ölümle tehdit etti dedi ve yetkililere seslendi. İşte daha 16 yaşındayken evlenen İrem Zarif'in büyük dramı. Yerden yere vuruyordu, kafama yumruk atıyordu, tekme atıyordu. Bıçakla boğazımı kesmeye çalıştı. 3 gün zaten aç susuz kapı üstüme kilitlediler. Bana zorla 2 tane sigara içirdi hamileyken. Sobanın üstüne çık, atla dedi. Bebeğimi öldür git dedi. Aç bıraktı, kemerle dövdü. İddiaya göre bir adam 8 aylık hamile karısına yapmadığını bırakmadı. Boşanmak isteyince de ölümle tehdit etmeye başladı. Öldüreceğim diyordu. Zaten 2 tane gerçek silah mermisi vardı. 3 gün ceza almıştı. Tekrardan serbest bırakıldı. Sesimi duyun diyen son kadının çığlığı İstanbul'dan, Samandıra'dan yükseldi. İrem Zarif 16 yaşında çocuk gelin oldu. 2 yıl boyunca o adamla birlikte yaşadı. Sonra resmi nikah kıyıldı. Ama iddiasına göre o evliliğin her günü şiddetle geçti. Severek evlendik. Şiddet görmeye başladım. Banyo yaptırdım. Bir baktım vücudunda morluklar vardı. İrem'i kullandım. Sıra Ceren'de oğluma mesajlar yazıyor. Yani sen kimsin? Ferişte misin? Kemerle dövüldü. Bıçakla vücudu, boğazı kesildi. 2 kez hamile kaldı ama gördüğü şiddet nedeniyle bebeklerini kaybetti. 2 tane düşük yaptım. Dayak yediğimden dolayı. Tekme attı, kolumu ısırdı. Kemerle vurdu. Duvardan duvara fırlattı. Bir anda böyle jilet gibi kesik açıldı. İrem Zarif bir kez daha hamile kaldı ama dayak bitmedi. Annesinin verdiği çikolatayı yemediği için o vicdansız koca 8 aylık hamile karısını darp etti. Annesi bir tane çikolata yememi söyledi. Ben de midem bulandığını söyledim. Eşim ayağa kalktı. Ben sinirlendiğini anladım. Kapıyı üstüme kilitledim. Kapıyı kırdı. Duvarlara fırlattı beni. Kocasının tehditlerini her an ensesinde hisseden İrem Zarif'in tek dileği ona bunları yapan kocasından ayrılmak, kabustan uyanmak. Diğerleri gibi ben de öldürülmek istemiyorum. Kardeşimi tehdit ediyor, ailemi tehdit ediyor. Bu kadınların suçu ne? Bizim suçumuz ne ya? Bizden ne istiyorlar? Ronya ve Arin, biri 10, diğeri 5 yaşında, 2 kuzen. İkisi de kayıp. Anneleri ikisinin de babaları tarafından kaçırıldığını iddia ediyor. Acılı dede ise torunlarımı bulana para ödülü vereceğim diyor. Geçen yıl kızımı babası Türkiye'ye, İzmir'e götürdü. O zamandan beri kızımı göremedim. Onunla konuşamıyorum, onun ne hissettiğini bilmiyorum, ne yaptığını bilmiyorum, ne yediğini bilmiyorum, güvende olup olmadığını bilmiyorum. İsveç makamları Türkiye'ye bildirdi. Şu anda Türk polisi onları arıyor. Kocere ve Nadia Akgün, biri doktor, diğeri öğretmen, Türk asıllı İsveç vatandaşı 2 kardeş. İddiaya göre ikisinin de kızları boşandıkları eşleri tarafından kaçırıldı. Bu çocuk kaçırmadır, adam kaçırmadır. Aile 2 çocuğun Türkiye'de olduğunu düşünüyor. Biz bu torunları düğüne götürmek istiyoruz. Biz de kabul ettik bir haftalığına.
ve ondan sonra bir daha geri gelmediler. İki kız kardeş, kuzenleri olan Mehmet ve Fırat Akgün'le evlenmiş, bir süre sonra da anlaşamayıp ayrılmıştı. Nadia Akgün'ün kızı Ronya 10, Kocere Akgün'ün kızı Arin ise henüz 5 yaşında. Velayet mahkeme kararıyla kızlarım da. Dedi Ayhan Akgün, torunlarını bulmak için 52 gündür İzmir'de. Ronya ve Arin'i bulup polise teslim edene 5000 euro, telefonla ihbar edene ise 2000 euro ödül vaat ediyor. Baba nasıl çocuğu kaçırır? Herhangi bir bilgi ona yardım edecek. Lütfen Arin'in güvenle eve dönmesi için nerede olduğu ile ilgili bir şey biliyorsanız en yakın polis merkezine gidin. Adana'da bir sürücü polisin dur ihtarına uymadı ve kaçtı. Üstelik ehliyeti de yoktu. Yakalanınca da akıllara zarar bir savunma yaptı. Hem suçlu hem güçlü o ehliyetsiz sürücü habercilere dönüp bakın ne dedi. Cinayet mi işlemişiz, terörist miyiz? Yani ehliyetimiz yok diye kaçmışız yani. Dur ihtarına uymadı, kaçtı. Üstelik ehliyeti de yoktu. Savunması pes dedirtti. Yani ehliyetimiz yok diye kaçmışız yani. Bunda bir şey yok yani. Adana polisi bir evi kurşunlayan iki saldırganın peşindeydi. O saldırganlar saklandıkları damda yakalandı. Bırak silahları. Bırak, bırak, bırak. Bırak yere. Bu sırada başka bir şüpheli dur ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Çok geçmeden o da yakayı ele verdi. Hem suçlu hem güçlüydü. Polise veryansın etti. Yani ne günahımız var yani? Biz cinayet mi işlemişiz, terörist miyiz? Yani ehliyetimiz yok diye kaçmışız yani. Bunda bir şey yok yani. Ehliyetsiz sürücü de evi kurşunlayan saldırganlar da karakola götürüldü. Niye kurşunladın? Selçuk abim için. Niye? Öldürdüler abimi. Bir kadına şiddet haberi de Muğla'dan geldi bugün. Lokantada yemek yerken arkadaşının uçan tekme atıp boğazına yapıştığı genç kız o anları şov haberi anlattı. Hani kendi aramızda küfür konuşuyorduk. O da ona ettik zannetti. Uçan tekme attı. Ondan sonra boğazımı sıktı. Kafama peçetelik falan vurdu. Ayrıyetten defalarca yumruk attı. Arkadaşlar arasındaki şakalaşmayı kendi üstüne alındı. Bana nasıl küfredersin dediği genç kıza uçan tekme attı, boğazını sıktı. Seni Akyaka'da barındırmam, işte benim olduğum bölgeye giremezsin gibisinden tehditler hani savurdu. Ailemle tehdit etti beni. Görüntüler Muğla Ula'dan. Ocak ayıydı. Üç kız arkadaş bir mekanda oturuyordu. Buse Demir'in telefonu çaldığı arayan bir arkadaşıydı. Kızların kendi aralarındaki konuşma telefonun diğer ucuna ulaştı. Kız arkadaşlarımla yemek yerken telefonla aradı. Telefonda lan kelimesini kullandım diye. İşte o kelimeyi duyunca deliye döndü. Hızla arkadaşlarının oturduğu mekana geldi. Önce Buse Demir'e uçan tekme attı. Sonra da boğazına sarılıp genç kızı boğmaya çalıştı. Sadece telefonda lan kelimesini kullandım diye. Direkt geldi ve uçan tekme attı. Kabus bununla da bitmedi. Genç kız şikayetçi olunca bu kez de tehditler başladı. Karakoldaki ifadelerimizin ardından zaten direkt uzaklaştırma kararı çıktı onun hakkında. Genç kız uzaklaştırmaya rağmen tehditlerin sürdüğünü söylüyor. Sen Akyaka'ya girersen seni öldürürüm. Uzaklaştırma kararı olsa bile ailene zarar verdim gibisinden tehditler ediyordu. Komedi filmlerinden tanıdığımız, hep gülerken izlemeye alıştığımız Ezgi Mola bu kez ağladı. İstismarı Önleme Merkezi açılışına katılan oyuncu çocuklardan bahsederken gözyaşlarını tutamadı. Keşke burası bir oyun alanı olsaydı ve bu çocuk da sadece oynamaya gelseydi. Bu cümleden sonra konuşamadı. Konu istismara uğrayan çocuklar olunca Ezgi Mola gözyaşlarını tutamadı. Çocuk çocukluğunu yaşamalı. Ünlü oyuncu Ezgi Mola İzmir'de İhmal ve İstismarı Önleme Merkezi'nin açılışındaydı. O çocuklara faydası olabilsin diye. O merkezi açansa 6 yıl önce Menderes'te öğrencilere istismarda bulunan okul müdürünün yargılanması için hukuk mücadelesi veren Saadet öğretmendi. Bu çocukların çocuk gibi yaşamaya hakkının olduğunu herkesin öğrenmesini istiyoruz. Türk kızının birinci vazifesi nedir? Doğru ve çalışkan ol. Komedi filmlerinde izlemeye alıştığımız oyuncunun gözleri doldu. Ezgi Mola kendini tutamayıp ağladı. Keşke burası bir oyun alanı olsaydı ve bu çocuk da sadece
oynamaya gelse, gelse. Efendim, salgında vaka sayısı 1400'leri geçti dedik ama bu alarm bile bazılarını korkutmuyor. İşte İstanbul'da bir otobüste kaydedilen ve eyvah dedirten görüntüler. Değil, sosyal mesafe, nefes mesafesinde yolculuk yapılıyor. Ne uyarılar, cezalar ne de hızla artan vaka sayıları umurlarındaydı. Ölümüne yolculuk ettiler. 81 ilde vali ve kaymakamların denetimlere bizzat katıldığı bu günlerde İstanbul'da İETT otobüslerinde tablo değişmiyor. Otobüse binen muhabir o tehlikeyi böyle görüntüledi. Bu durumu görüntülemek için farklı günler ve farklı güzergahlara sefer yapan otobüslere bindik. Şimdi otobüslerden bir tanesindeyiz. Araçların belirli bir sınırlaması yok mu? Var. Neden peki bu sınırlamaya geçiyorsunuz? Bilmiyorum. Her siz niye oluyorsunuz peki? Otobüs şoförü de suçu başkalarına attı, hedef şaşırttı. Şu an çok tehlikede yani. Şu an araba çok kalabalık. Tehlike çok büyük. Doğru söylüyorsun. İnsanlar sağ olsun kesmekten kimse mağdur kalmıyor. Denizler, plajlar, sular varlar. Otobüs de tehlike. Burası da Afyonkarahisar. Koronaya davetiye çıkaran misafirleri gören köy muhtarı çileden çıktı. Düğünü kesti, anons yaptı. Ya biraz dağılın, yerimiz geniş. Birbirinize niye giriyorsunuz? Ya etmen gidiyorsun. Ya voley bir şey değil ya bu hastalık. Bebeklerini sağlıkla kucaklarına almayı isteyen anne adayları koronavirüse yakalanma stresine girince salgın hastalığın bir büyük tehlikesi daha ortaya çıktı. Avrupa'da yapılan araştırmaya göre hamilelerin yaşadığı stres bebeklerinin daha küçük doğmasına yol açabilir. Genel endişelerimiz var tabii ki, sonuçta hani riskli gruptayız. Yani başımıza ne geleceğini bilmiyoruz. Gebelik haberini duydukları anda ikinci düşündükleri şey ya hasta olursam fikri oluyor. Araştırmalara göre koronavirüs pandemisinin stresi bebeklerin boyutunu etkileyebilir. Yapılan araştırmadan ortaya çıkan o sonuca göre bebekler normal ağırlığından daha küçük doğabilir. Ortalama 3200-3400 normal bebek doğum ağırlığı olarak veriyoruz. İngiltere ve İspanya'da yapıldığı araştırma, iki ülkeden bilim insanları ortak çalışma yürüttü. Yaklaşık 1 milyon bebek ve 8200 hamile kadın üzerinden veriler toplandı. Bu kaygı annenin bebeğinin gelişimini negatif yönde etkilemesine neden oluyor. Bu da bebeklerde erken doğum, düşük doğum ağırlığı gibi sonuçlara tabii ki götürebilir. Araştırma, önümüzdeki dönemde dünyaya gelecek bebeklerin daha küçük doğabileceğini ortaya koydu. Kaçıncı haftasındasınız gebeliğin? 37+5. Maksimum şekilde korunmaya çalışacağız. Stres gebelik sürecinde en önemli faktörlerden biri. Bu duyguyu yoğun olarak yaşayan anne adayları küçük doğumların yanı sıra erken doğum süreciyle karşı karşıya bile kalabilir. Hamilelikte finansal sorunların aile içi meselelerinde bebeklerin doğum ağırlığını etkilediği belirtiliyor. Peki anne adayları gebelik sürecinde nelere dikkat etmeli? Benim buradan önereceğim şey hastalarımızın mümkün olduğu kadar kendilerini koruması. Mümkün olduğu kadar kalabalıklardan uzak durmaları. Uzmanlar koronavirüse karşı tedbir olarak zatürre aşısı önerince stoklar tükendi. Eczacılar artık siparişle çalışıyor. Zatürre aşısı yok satıyor. Evinizde var mı zatürre aşısı? Şu anda yok maalesef. Bizde de mi kalmadı? Bizde de kalmadı. 5 yıl yaklaşık koruyuculuğu var bu aşının. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan her bireyin yaptırması gereken bir aşı. Koruma amaçlı kendini. Risk grubu hastalıklarımıza öncelikle bu aşıyı öneriyoruz. Ve şu anda inanılmaz bir talep var. Koronavirüsle mücadele kapsamında son dönemde artan vaka sayısıyla beraber uzmanlar 65 yaş üstü kronik rahatsızlığı olanlar yani risk grubu için zatürre aşısını önerdi. Gribal enfeksiyonlar, viral enfeksiyonlar sonrası pnömokok bakterisine bağlı zatürre dediğimiz akciğer enfeksiyonları sık sık karşılaştığımız bir durumdur. Salgın sonrası gelişecek zatürre enfeksiyonlarından bu bakteri sorumludur.
yorumlu olabilir. Risk grubu dediğimiz öncelikle zatürre aşısı önerdiğimiz hastalıklar var. Aşı bulmakta sıkıntı belki yaşanabilir. Şu anda maalesef bizim elimizde yok. Depolarda da yok. Doktorların bu tavsiyesi üzerine de vatandaşlar eczanelere akın etti. Birçok eczanede zatürre aşısı kalmadı. Şu an için de yok yani eczanelerde. Hal böyle olunca da vatandaşlar işte böyle sipariş verdi. O yüzden de bir liste tutuyoruz, bir defterimiz var. Hastalarımızın isimlerini yazıyoruz. Talep ediyorlar, biz yazıyoruz ve depolarla her gün görüşüp temin etmeye çalışıyoruz. Piyasada şu anda yok. Olanları da zaten sattık. Şu an için ön sipariş alıyoruz. En son gelen bilgi yaklaşık bir 10 gün daha eczanelere gelmeyecek. İkinci el otomobil alacaklar. Dikkat, galeri zaten ekspertiz raporu çıkarmış deyip işi hafife almayın. Bakın o rapora güvenip 600 bin liralık otomobili ekspere göstermeyen tüketicinin başına neler geldi. Ben yetkili servis oldukları için güvendim, ekspertiz yaptırmadım. Benim hatam güvenip ekspertiz yaptırmamak oldu. O güven genç adama pahalıya patladı. Şüphelenip yeni bir ekspertiz yaptırınca hayatının şokunu yaşadı. 600 bin TL para ödedim aracım ama ilk günden beri yatıyor. Airbag'lerinin, hava yastıklarının tamirli olduğu için bir can güvenliği yok araçta. Cihan Demir aracını yetkili servisten alacaktı. Onların ekspertiz raporuna güvendi. Kendi farklı bir ekspere gitmeye gerek duymadı, 600 bin lira verdi, aracın satışını aldı. Ama daha ilk günden araçtaki bazı sorunları fark etti. Başka bir ekspere giderek rapor çıkardı. Aracın arka çamurlu kısmında boya olmadığı söylendi. Fakat aracın orasının da boyalı olduğunu ekspertiz yaptırdığım zaman sonradan bunu da öğrendim. Motoru dengede sağlayan bir parçada işlem olduğu söylendi. Ama daha vahimi, hava yastıklarında da sorun vardı. Ekspertiz raporunda yetkili firma tarafından ön airbag'lerinin değiştiğini yazıyor. Bana detaylı bir şekilde gösterdiklerinde bunun değişmediğini ve tamir edildiğini söylediler. Yüksek ihtimalle airbag açmayacağını söylediler aracın. Elindeki raporla servise gitti. Aldığı cevap bir şok daha yaşattı. Bana açıkçası yani güvenmeseydiniz siz de ekspertiz yaptırıp aracı alsaydınız denildi. Kesinlikle hiçbir şekilde yardımcı olunmadı. Cihan Demir 600 bin liraya aldığı aracın hava yastığında problem olduğunu anlayınca bir daha gaza basmadı. Aracı garajda yatıyor, üzeri de toz kaplamış durumda. Bunun airbag açıp açmaması meçhul yani, şansa kalmış bir durum. Şimdi mağduriyetinin giderilmesi için mahkemeye başvurdu ve yetkili servisi dava etti. Şu anki değeri 500 bin TL gibi bir civar, 100 bin TL gibi bir maddi kaybım var. Gelin şimdi sizi bu işte bir terslik var diyeceğiniz bir berber dükkanına götürelim. İsa Demir 30 yıldır müşterilerini ayakları yere basmadan tıraş ediyor. Sıra dışı berber ezberleri nasıl bozduğunu, sosyal mesafeye nasıl uyduğunu Şov Haber'e anlattı. Onun gibi yarasalası oynayan muhabirimiz ise bakın nasıl pişman oldu. Yarasa berbersiniz siz değil mi? Evet. Alıştık bize normal geliyor. Normal mi geliyor? Evet. Abi beni indirir misiniz? Yarasalık bana göre değil abi. Yarasalık herkesin harcı değil dedi, farkını gösterdi. En rahat çalıştığı yerden tavandan sarkarak tıraşa başladı. Şu anda bir sıkıntı yok mu böyle baş aşağı? Yok. Neden sarkıyorsunuz böyle efendim? Müşterilerimizin çoğunluğu böyle tıraş istediği için mecbur yapıyoruz. Böyle mi tıraş istiyorlar? %80'i istiyorlar böyle. Ayakları pek yere basmayan İsa Demir yerde tıraşı neredeyse unuttu. Sosyal mesafe kuralı onu biraz zorlasa da yarasalık aşkı her şeyin üstesinden gelmesini sağladı. Sosyal mesafeye bu şekilde dikkat edebiliyor musunuz? Elimizden geldiği kadar etmeye çalışıyoruz. Uzakta duruyorsunuz biraz. Tabii koltuktan uzakta duruyoruz mecbur. Uzak böyle daha iyi oluyor. Müşteriniz oldu da tıraş esnasında hapşurdu. Hemen kalkıyorum yukarı. Efendim Türkiye'nin belki de en sıra dışı berberi olan İsa Demir sadece müşterilerini tıraş ederken değil, dükkan boşken yani müşteri beklerken bile tavandan aşağı baş aşağı sarkıyor ve müşterilerini yine yarasa gibi bekliyor. Çok değişik. Sallanıyorsunuz bir de. Sallayayım biraz efendim. Böyle yarasa gibi sallanıyorsunuz. Tabii. Baş döndüren berberin sıra dışı tarzına müşterileri de alıştı. Şu an bir tedirginlik var mı sizde? Yok, hiçbir tedirginlik yok. Nasıl yok?
Gayet normal tıraş yapıyor. Efendim, yarasa berber İsa Demir tabii ki her zaman tavandan sarkarak tıraş etmiyor. Zaman zaman da yere iniyor. Ayakları yere basarak tıraş ediyor müşterilerini. Peki soralım, hangisini daha rahat yapıyor? Havada mı daha rahatsınız, yerde mi efendim? Havada daha rahatım. Efendim, biz de Sakarya'ya kadar gelmişken yarasa berber gibi tavandan sarkarak bir tıraş yapmayı deneyecektik ama bırakın tıraş yapmayı, buradan sarkarak durmak bile o kadar zor ki. Ne zamandır yarasa? Yani ben bildiğim bileli 30 senedir. 30 senedir yarasa mı? Evet. Gerçekten baş döndürücü bir iş yapıyor. Şu anda dünyayı tersten görüyorum. Bu şekilde nasıl tıraş yapıyor, nasıl dengesini sağlıyor? Gerçekten inanılmaz. İki ayaklı yarasa hiç görmedim ben. Buradan sarktığıma sarkacağıma pişman oldum gerçekten. Ve bir an önce de insem iyi olur. İstanbul Silivri'de Karpuz Festivali telaşı var. Silivri'de yetişen tam 2,5 ton karpuz toplandı. Kadınlar kolları sıvadı. Karpuz pekmezi kaynatmaya başladı. Peki karpuzdan pekmez nasıl yapılıyor? İşte tarifi. Silivrimizin karpuzu. Biz köy kızı olduğumuzdan alışıkız bu işlere. Her yönden çok faydası var yani karpuzun. Bunun rengine bakar mısınız? Kan kırmızı, muhteşem. Karpuz pekmezi yapacağız şimdi. Bir anda karpuzlar doğranıyor. Bir anda da işte böyle kazanlar kaynıyor. Odun ateşinde. Karpuz deyince akla Adana, Diyarbakır gelir ama İstanbul karpuzun saklı cennetlerinden. Silivri'deyim şu anda. Bak, sesinden anlaşılıyor güzel oldu. Adana karpuzu diye Silivri karpuzu yediriyorlar. Burada yılda yüzlerce ton karpuz yetiştiriliyor. Hem de bir de karpuzun pekmezi yapılıyor. Burada 2,5 ton karpuzumuz var. İşte şimdi tarifi geliyor. Silivri'de karpuz festivali olacak. Festival için yapıyoruz bu pekmezi. Dut pekmezini biliyoruz. Normal şeker pancarından yapılan pekmezi biliyoruz. Ama karpuz pekmezini herkes bilmiyor. Çok meşhur Silivri'de. Büyüklerimizden gördüğümüz için biz de devam ettiriyoruz. 1 kilo karpuz pekmezi için tam 100 kilo karpuz gerekiyor. Düşünebiliyor musunuz? Bakın şimdi işin İlk basamağı. Burada güzelce önce karpuzlar doğranıyor. Şeker gibi sulu, kokusu bile çok güzeldir. Bal gibi. Kestiğimiz gibi suları şakır şakır akıyor. Geldik pekmezin en zahmetli aşamasına. Bakın şu anda temiz çizmelerle çuvalın içindeki karpuz eziliyor bir güzel ve bakın o karpuzun suyu işte burada birikiyor. Yapması meşakkatli ama yemesi bir o kadar güzel, lezzetli ve sağlıklı. Süzdürerek alıyoruz buraya. Bu suyu da kaynatacağız. Ve işte geldik. Kazanın başına odun ateşi yanıyor. Sabaha kadar bu kaynayacak. Hiç sönmemesi lazım. Böyle büyük bir kaşığımız var. Bakın. Bununla bir güzel karıştıracağız sürekli pekmezi. Şimdi köpüğünü alıyoruz. Köpüğünü almazsak tadını bozar. Çok sıcak bunun başında durmak. Zahmetine zahmet katıyor. Karpuz pekmezi hak ettiği değeri görüyor mu peki? Görmüyor maalesef. Tanıtmak lazım. Şimdi bakın daha çok sulu. Pekmez kıvamını alması için de saatlerce kaynaması gerekiyor. Bunu sabaha kadar kaynatacağız. Bu şekilde bir kavanozu 50 liraya satıyoruz. İsteyen herkes evinde de yapabilir. Şimdiden herkese afiyet olsun. Efendim, Türkiye'nin yeni tasarruf haritası açıklandı. Son dönemde en çok tasarruf edenler 18-24 yaş arası gençler çıktı. Gençler %19'da zirve yaparken çocuk sahibi ailelerin tasarruf oranı çocuksuzların gerisinde kaldı. Altına yatırım yapanlardan biriydim ben de. Bayram harçlıkları. Ondan sonra harcamamak da buna dahil oldu. Geçen sene biriktirmiştim çünkü okulla beraber çalışıyordum. Formülleri farklı olsa da hepsi aynı kategoride buluştu. Pandemi döneminin tasarruf şampiyonu 18-24 yaş arası gençler oldu. Evden çok çıkmadığımız için birikim yapılıyor. Aylık 250 falan birikiyor. Bir bankanın yaptığı araştırmaya göre Türkiye'de geçen sene 100 kişiden 13'ü tasarruf edebiliyordu. Bu sene oran birazcık arttı. %14.3'e çıktı. Biz de deniyoruz tabii ama eskisi kadar kolay olmuyor. Karantinada biriktirdiğimi söyleyebilirim. Geçen sene 18-24 yaş arasındakilerin %11'i tasarruf yapabilmişti. Bu sene 8 puan arttı. %19'u tasarruf yaptı. İşte bu oranla tasarruf listesinde zirveye o gençler yerleşti. Genetik herhalde.
Anneniz içimden babanız geliyor. Da mı böyle? Hayır, içimden geldiği için. Pandemiden dolayı kimse okula gitmedi. Yatırılan burslar falan da biriktirildiği için normaldir bence. Çocuğu olmayanların tasarruf oranı %16'dan %20'ye yükseldi. Yani 4 puan arttı. Çocuk sahibi olanların tasarruf birikimi ise %12'den %11'e düştü. Çocukların gideri çok. 4 tane çocuğum var benim. Gezmeydi, elbiseydi. Yani yapamadık tasarım. Yani tek başına yaşamakla çocukla yaşamak aynı şey değil. Çocuk masraf demek. Şimdilik kenara para koymayan ancak yıl sonu gelmeden tasarruf yapmayı planlayanların oranı ise %30'dan %45'e yükseldi. Zaten tasarruflu davranmak zorundayız yani. Geçen sene biraz birikimlerimiz oluyordu ama bu sene birikim yapamıyoruz. İngiltere'deki ünlü Oxford Üniversitesi farklı yaşlardaki 1700 kişi üzerinde bir araştırma yaptı. O araştırmada balın üst solunum yolu hastalıklarının tedavisinde antibiyotikten daha etkili olduğu ortaya çıktı. Ama öyle her balın değil. Antibiyotik mi, bal mı? Bence bal. Bu bal gerçek bal. Bunları her şekilde tüketiyorum. Diyorlar ki bal şifadır, hastalıklara devadır. Doğrudur. Bütün şifa balın içinde vardır. Alın size bir kazan şifa efendim. Yiyen hastalanmıyor. Tam aksine sağlığına da sağlık katıyor. Faydaları saymakla bitmez. Doğal, organik, arının kendi yapmış olduğu bal her türlü hastalığa birebir. İngiliz bilim adamları balı araştırdı efendim. Bu araştırma farklı yaşlarda tam 1700 kişiyle yapıldı ve hastalıkları baz alındı. Araştırmanın sonucuna göre özellikle üst solunuma bağlı hastalıklarda, viral enfeksiyonlarda balın, düşünün ki, antibiyotikten daha etkili olduğu ortaya çıktı. En doğrusu onlar söylemiş. Bence doğru çünkü bal organik. Gribal hastalıklar nezle ilacı baldır. Bakın gerçekten de baldır. Kanser, şeker, tansiyon, kalp, nefes darlığı, astım, bronşit ve KUA hastaları. Gerçek bal tüketsinler. İşte burada sizin de görmüş olduğunuz üzere arılar da içerisinde. Bu balı tükettikleri an balın üstüne daha iyi bir gıda yoktur. Bizim midemiz var, akciğerimiz var, karaciğerimiz var, böbreğimiz var. Balgamınızı söküyor, boğazınızı temizliyor. Antioksidan özelliği var. Özellikle öksürüğe birebir, boşuna demiyorlar doğal antibiyotik diye. Araştırmada öksürük de baz alındı efendim. Özellikle bal yiyenlerin yemeyenlere oranla daha az öksürdüğü ortaya çıktı. İşte o şifa kaynaklarından biri de orman gülü balı. Orman gülü balı bir besin kaynağı değildir, bir şifa kaynağıdır. Kilosu da 2000 TL'dir. 15 yaş altı çocuklar da kullanamaz. Zaten fazla yemiyor. Bir kaşık yediğimizde bağışıklığımız ciddi oranda güçlendiriyor. Fazlası zarardır. Fazlası haramdır. Hastalandığınızda bal mı yiyorsunuz, antibiyotik mi içiyorsunuz? Ben bal yiyorum. Bütün şifa balın içinde vardır. Ara veriyoruz şimdi. Show Ana Haber'in sonuna geldik. Yarın yine gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızda olacağız. İyi akşamlar.